Değerli gençler, bu bölümde 3 ünitemizi birden göreceğiz. Yeni Çağda Avrupa 17. yüzyılda Osmanlı, yani arayış yılları 18. yüzyılda Osmanlı değişimi diplomasi. Bu bölümün genel tekrarını bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak, başlıyoruz. Coğrafi keşfin temel sebebi nedir? Arkadaşlar, coğrafi keşfin temel sebebi Avrupalıların doğunun zenginliğine doğrudan ulaşma düşüncesidir. Biliyorsunuz İpek ve Baharat yolu doğudan İslam dünyası üzerinden Avrupa'ya geçiyor ve İslam dünyası buradan iyi gümrük vergileri alıyor. Bu mallar batıya pahalı ulaştığı için, yani kısmen pahalı ulaştığı için Avrupalılar doğrudan Hindistan ticaretine, Çin ticaretine, özellikle Hindistan ticaretine ulaşmak istiyorlar. O yüzden de Osmanlı İslam dünyasını aradan çıkarmak amacıyla coğrafi keşifleri başlatıyorlar. Yani aslında doğunun zenginliğine ulaşmak için yola çıkarken farklı kıtaları, yerleri de keşfediyorlar. Ve bu keşifleri başlatan temel faktör, yani teknik buluş, pusuladır. Tabi bunun yanında Avrupa'daki merkezi krallıkların güçlenmesi ve bunların gemicilere destek vermiş olması, cesur gemicilerin yetişmesi, harita bilgisinin artması coğrafi keşifleri başlatan diğer etkenlerdir. Coğrafi keşifleri başlatan devletler kimlerdir? Ki arkadaşlar, coğrafi keşifleri başlatan küresel devletler olma yolunda adım atan ilk devletler İspanya ve Portekiz'dir. O zaman coğrafi keşifler İspanya ve Portekizler tarafından başlatılmış. Daha sonra İngiltere, Fransa, biraz daha sonra Hollanda, özellikle 1648 Vestfalya'dan sonra Hollanda'da bu keşiflere katılmıştır. Şimdi bu keşifler sonucunda birazdan haritamızda göreceğiz. Bu isimleri unutmuyorsunuz. Ümit Burnu Portekizli gemici olan Bartolomé Dias tarafından bulunur. İlk defa Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaşan ilk denizci ise yine Portekizli gemici olan Vasco de Gama olur. Tabi bunların daha öncülü, daha eskisi, bunların daha öncesi, daha eskisi ise, hatırlayın bunu, Marco Polo. Bir önceki partımızda sizden bahsetmiştim. O İtalya'dan çıkıp Kubilay Hanlığı'na gitmiş. Orada çok uzun bir süre kalmış. Çin hakkında bilgiler vermiş. Kubilay Hanlığı hakkında bilgiler vermişti. Amerika kıtasına ulaşan ilk kaşif kimdir? O da Christoph Kolomb arkadaşlar. Christoph Kolomb 1492'de Amerika kıtasını keşfetmiş ama oranın Hindistan olduğunu zannetmiş. Daha sonra Amerika Vespucci yine aynı yoldan, aynı kıtaya giderek buranın farklı bir dünya olduğunu dünyaya duyuracaktır. Dünyanın çevresine dolaşan gemici Magellan'dır ama Magellan yarı yolda Filipinler'de hayatını kaybeder. Yerine Delcano yardımcısı geçer ve o tamamlar. O zaman Magellan'ın dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlama girişimini tamamlayan yardımcısı Delcano olur. Coğrafi keşifler sonucunda birçok yer keşfedildi. Yine birazdan göreceğiz sizinle. Farklı uygarlıklar da bulundu. Mesela Amerika'da, özellikle Güney Amerika'da Aztek, İnka, Maya uygarlıkları bulundu. Çok gelişmiş uygarlıklardı. O bölgeye İspanyollar tarafından sömürgeleştirildi ve İspanyollar Aztek, İnka ve Maya uygarlıklarını sömürgeci, tahripkar faaliyetleri sonucu yok ettiler. İşte Avrupa'nın eski hali bu. Dünya tarihinde sömürge imparatorlukları ilk defa neyle kuruldu? Zaten bu sonuç neyi getirdi? Sömürgeciliği, coğrafi keşifler sonucunda büyük sömürge imparatorlukları İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Hollanda ciddi anlamda sömürge imparatorlukları kurdular. Bunlar küresel devletler oldular. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da arkadaşlar çok güçlü bir burjuva sınıfı ortaya çıktı. Daha doğrusu burjuva vardı da güçlü bir burjuva sınıfı ortaya çıktı. Bunu şöyle anlayabiliriz. Coğrafi keşiflerden önce Avrupa'nın geçim kaynağı topraktı. Bunu unutmuyoruz. Coğrafi keşiflerle birlikte ticaret, altın ve gümüş oldu. Yani değerli madenler oldu. Doğal olarak coğrafi keşifler feodaliteye zarar verdi. Feodalitenin ortadan kalkmasında coğrafi keşiflerin etkisi büyüktür. Bunu unutmayın aynı zamanda. Ve bu burjuva sanatçıları koruyan bir örgüt kurdu. Bunun adına da mesen adı verildi. Bu mesen örgütü Rönesans'ın başlamasında etkili olacaktır. O zaman coğrafi keşifler Rönesans'ın başlamasında etkili olmuştur diyebiliriz. İpek ve Baharat yolu, ki Osmanlı elindeydi, coğrafi keşiflerle bu yollar önemini kaybetti. İpek ve Baharat yoluna önemini kazandıran Haçlı seferleriydi. Önem kaybetmesine sebep olan coğrafi keşifler oldu. O zaman coğrafi keşifler doğrudan Osmanlı'yı olumsuz bir şekilde etkiledi diyebiliriz.
Şimdi bu coğrafi keşiflere bir bakalım. Şimdi İspanya ve Portekiz başlattı bu keşifleri. Şu devletler başlattı. Sonra İngiltere, Fransa, Hollanda bu keşiflere katıldı. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan devlet. Şöyle baktığımızda Osmanlı niye katılmadı? Çünkü Osmanlı bir iç deniz ülkesi. Ayrıca Osmanlı'nın çok da buna ihtiyacı yok ekonomik olarak. Şimdi bu keşifler sonucunda, dikkat edin şimdi bu 5 devletin keşifleri sonucunda Bartolomé Dias tarafından Ümit Burnu bulundu. Sonra Vasco da Gama bu burnu aşarak Hindistan'a ulaştı. Magellan ve Del Cano ki Magellan'ın Filipinler'de ölmesi üzerine dünyayı dolaştı. Christoph Kolomb Amerika kıtasına ulaştı. Sonra Amerika Vespucci buraya ulaşarak buranın farklı bir kıta olduğunu dünyaya duyurdu. O zaman şöyle baktığınızda batıdan doğuya, doğudan batıya doğru gelelim. Avustralya kıtası, işte kanguru, Ümit Burnu, Güney Afrika, Amerika kıtası, kahve, kakao, işte patates, domates. Yani bunların hepsinin ana vatanı buralar oldu. Bunlar bulundu. Farklı uygarlıklar, Aztek, İnka, Maya uygarlıkları bulundu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yeni uygarlıklar, yeni bitki türleri, yeni hayvan türleri ortaya çıktı ya da bulundu. Avrupa'nın geçim kaynağı toprak, kent, ticaret, değerli madenler oldu. İpek ve baharat yolu önemini kaybetti. Osmanlı fakirleşti. Yani ekonomik olarak, ticari olarak fakirleşti. Avrupa zenginleşti. Osmanlı'da devalüasyon, enflasyon hareketlenmeleri görülmeye başladı. Avrupa'nın zenginleşmesine coğrafi keşifler son derece etkili oldu. Özellikle Hindistan bölgesini Portekizler sömürdü. Güney Afrika bölgesini İspanyollar, arkadaşlar sonra buralara İngiliz, Fransızlar gelecek. Şey Güney Amerika bölgesini, Güney Afrika bölgesini Fransa ve İngiltere sömürgeleştirmeye başladı. Tamam mıdır? Coğrafi keşifleri böyle değerlendirmeniz lazım. Önemlidir ve küresel bir olaydır. Osmanlı'yı da çok olumsuz etkilemiştir. Bu keşifler karşısında Osmanlı ne tür tedbirler aldı? Hatırlayın bunu. Kanal projelerini ortaya atmıştı ki Don Volga-Süveyş kanalı en etkili Süveyş kanalıydı. Uygulanamadı. Hindistan'a 4 tane deniz seferi düzenlendi. Portekizler oradan atmak amacıyla Kanuni döneminde hatırlayın. Olmadı. Don Volga demin söyledim. Olmadı. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verildi. Osmanlı'nın coğrafi keşifler karşısında almış olduğu tedbirler bunlar oldu. Bunlar eğer Süveyş kanalı projesi uygulanmış olsaydı çok da farklı bir tablo ortaya çıkardı. Maalesef ki uygulanamadı. Avrupa'da skolastik düşüncenin yıkılarak yerine bilim, deney, gözleme dayalı pozitif düşüncenin ortaya çıkmasında en etkili faktör Rönesans'tır arkadaşlar. Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bilim, sanat, edebiyatta yeniden doğuş demektir. İtalya'da ortaya çıkar. Matbaa ve kağıdın etkisiyle Batı Avrupa'ya hemen hemen tüm Avrupa'ya yayılır. O zaman Rönesans Osmanlı'yı doğrudan etkileyen ya da Osmanlı ile ilgili olan bir durum değildir. Osmanlı ile ilgili ya da İslam dünyası ile ilgili olan yönü şudur. İstanbul'un fethi sonucunda İstanbul'daki bilim adamları İtalya'ya kaçmış ve orada antik Yunan'a ait, antike döneme ait eserleri kendi dillerine, ana dillerine çevirmiş. Böylelikle bilim, sanat, edebiyattan hoşlanan bir nesil ortaya çıkmış. Böylelikle skolastik düşünce önemini kaybetmiş, bilimsel düşünceye önem kazanmış ki Endülüs'teki İslam medeniyetinin varlığı, buradaki insanları hatırlayın en başlıcası işte İbn-i Rüşd'dür. Onların varlığı ki Muhyiddin Arabi bu bizim için çok değerlidir ama Avrupa için ve tasavvuf Avrupa için çok değerli değil. İbn-i Rüşd çok değerlidir Avrupa için. Endülüs'teki bilimsel çalışmalar Avrupa'yı doğrudan etkilemiştir. O zaman İslam dünyasındaki pozitif yaşam, objektif düşünce, bilimsel düşünce Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Endülüs'ün etkisi bu noktada önemli. Bu Rönesans sonucunda demin söyledik bilim, deney, gözlem ortaya çıktı. Kilisenin insanlar üzerindeki baskıcı otoritesi kırılmaya başladı. Yani skolastik düşünce bitmek üzere oldu. Bitti de diyebiliriz, tam bitti de diyemeyiz. Tam bitmesi reformla olacaktır artık ama sonuçta bilim, deney, gözlem ortaya çıktı. Pozitif düşünce ortaya çıktıysa skolastik düşünce yoktur anlamına gelir. Etkileri reformla tamamen ortadan kalkacak ve insanlık sevgisi, pozitivizm, klasizm gibi fikir akımları ortaya çıkacaktır. Rönesans sonucunda Rönesans unutmuyoruz arkadaşlar. Rönesans döneminin ünlü isimleri var. O birazdan karşımıza çıkacak. Arkadaşlar reforma gelince reform dinde yenilik hareketidir. Almanya'da ortaya çıkmıştır. Katolik kilisesini kendisine
çeki düzen verme hareketidir ki nasıl ki Rönesans'ı etkileyen faktör coğrafi keşiflerse reformu etkileyen faktör de Rönesans'tır. Çünkü aydın düşünce ortaya çıkacaktır, bilimsel düşünce ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Martin Luther ki bir papazdır Martin Luther, Katolik Kilisesi'nin yetkilerini eleştirecek, Wittenberg Kilisesi'ne 95 maddelik bir eleştiri bildirisi yazacak, İncil'i Almanca'ya çevirip matbaa ve kağıtla çoğaltıp Alman halkına dağıtacak. Bu Avrupa'da ve Almanya'da reformun yayılmasına sebep olacak ki Martin Luther'in bu hareketini asla Katolik Kilisesi kabul etmeyecek. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Şarken kabul etmeyecek. Ama Alman prensler, Şarken'le arası iyi olmayan Alman prensler Martin Luther'e bu harekette destek olacaklardır. Ki bu dönem 1533 yılında Kanuni'nin, tam tarih yazayım şöyle düzgün yazamadım. 1533 yılında Kanuni'nin Almanya seferine çıktığı yıllardır. Pargalı vardı ordunun başında hatırlayın. Bu sefer sırasında Kanuni Alman prenslere yani reformistlere destek verecektir arkadaşlar. Kanunun temel amacı tamam dinsel hoşgörü, protestanlar da özgür olsun bu anlayış vardır ama kanunun buradaki temel amacı Hristiyan birliğini parçalamak, onları parçalanmış bir şekilde tutmaktır. Ki Almanya iç savaşı sürüklenecek. Bu savaşta Martin Luther'i Alman prensler destekleyecek, kiliseyi de Kutsal Roma Cermen Şarken destekleyecek ve sonuçta Alman prensleri galip gelecek ki Martin Luther hayatını kaybetmişti bu galibiyet olduğunda. 1555 yılında Augsburg Barışı imzalanacak. Augsburg Barışı'yla Almanya'da Protestanlık mezhebi serbest bırakılacak. O zaman Almanya'da ortaya çıkan mezhebin adı Protestanlık olacak. İngiltere'de Anglikanizm, Fransa'da Kalvinizm, İskoçya bölgesinde Presbiteryanlık mezhepleri ortaya çıkacak. Böylelikle Avrupa'nın mezhep birliği bozulacak ki zaten Avrupa'da kayınlar göçünden sonra mezhep birliği bozulmaya başladı. Günümüze kadar da bir daha mezhep birliği sağlanamadı arkadaşlar ki sağlanamazdı zaten. O yeni çıkan mezhepler ne oldu? Protestanlık, Kalvinizm, Anglikanizm ve Presbiteryanlık mezhepleri oldu ki Nant Fermanı ile Fransa'da Kalvinizm mezhebi ortaya çıktı ki 1595, 94-95 yılıdır arkadaşlar. Ondan önce Fransa'da Protestanlar üzerinde katliamlar oldu. 1572'de dönemin Paşa II. Selim Fransa'yı tehdit etti. Eğer siz ki bu bizdeki hoşgörüyü gösterir, eğer siz bu katliama devam eder, Protestanların haklarını tanımazsanız size verdiğimiz kapitülasyonları kaldırırız dedi. Ki İngiltere'de 8. Henry Katolik Kilisesi'nin öğretilerini katı buldu. Başka bir kadınla evlenmek istediği için Katoliklerde ikinci bir evlilik yoktur. O yüzden mezhebi değiştirdi. İngiltere'nin mezhebini Anglikanizm yaptı. Aslında İngiltere'de mezhep değişimi ya da Anglikan mezhebinin kilisesinin kurulması kralın izniyle oldu. Peki bütün bunlar olurken neden? Yani Katolik dünyasında bütün bunlar olurken Ortodoks dünyasında neden olmadı? Çünkü niye bunlar olmadı? Çünkü Ortodokslar Osmanlı egemenliğinde hoşgörülü bir şekilde yaşıyorlardı. Yani bunlarda bir kilise baskısının olmasına Osmanlı izin vermiyordu. Neydi adı? Millet sistemi. Hatırlayın bunu. Şimdi Avrupa'da modern diplomasinin ve mezhep özgürlüğünün ortaya çıkması Westfalya Antlaşması ile oldu. Arkadaşlar 1618-1648 yılları arasında Avrupa'da 30 yıl savaşları çıktı. Bu 30 yıl savaşları Katoliklerle Protestanlar arasında oldu. Katoliklerin lideri Kutsal Roma Cermen İspanya, o Protestanların lideri de Fransa'ydı. Buraya İngiltere, Hollanda da katıldı. Buraya Avusturya da katıldı şuraya. Savaş oldu. Bu savaş ki bu savaşa 30 yıl savaşları denir. Bu savaşta Fransa galip çıktı ki Fransa'yı artık dünyanın, Avrupa'nın özür en güçlü devleti haline getirecektir bu savaş. O işte yavaş yavaş bu Güneş Kral 14. Louis dünya siyasetine egemen olmaya başlayacaktır. Galip geldi. Bu galibiyetten sonra Westfalya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile birlikte arkadaşlar Avrupa'da mezhep özgürlüğü ortaya çıktı. Yani önceden oradaki bey kimse, senin yöneticin kimse, onun mezhebi neyse sen de onu benimseyebiliyordun. Ama şimdi Westfalya ile denildi ki hayır. İnsanlar dilediği mezhebi seçebilir denildi. O yüzden Westfalya Antlaşması'yla Avrupa'da mezhep özgürlüğü ortaya çıktı. Ki çok önemli bir olaydır.
Vestfalya Antlaşması 2'den fazla devletin bir araya gelerek imzaladığı bir antlaşma olduğu için, müzakerelerle yapılan bir antlaşma olduğu için Avrupa'da modern diplomasi ortaya çıktı. Avrupa'da modern diplomasiyi ortaya çıkaran Vestfalya Antlaşması'dır ve bu antlaşmayla iki devletin bağımsızlığı tanındı. Bunlardan birisi, yanlış yazmayayım, Hollanda, diğeri ise İsviçre oldu. Arkadaşlar, burada da şöyle bir yorum yapıyoruz. Böylelikle ulus devlet olmanın temelleri de atılmış oldu. Vestfalya, tamam, Fransız ihtilaliyle ulus devlet anlayışı evrensel bir boyut kazanacak ama Vestfalya ile ulus devlet olma anlayışının temelleri de atılmış oldu. Arkadaşlar, bazı isimler yazdım buraya. Bunları unutmayın. Kopernik, Rönesans dönemi. Kopernik, güneş merkezli evren modelini ortaya atan bilim adamıdır. Önemli bir bilim adamıdır. Machiavelli İtalyan, Kopernik Polonyalıydı. Machiavelli İtalyan, tarih ve politika biliminin kurucusudur. Amacı İtalyandır. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır der. Yani şunu söyler arkadaşlar, devletlerin dış politikasında çıkar esası vardır. Devlet ayakta durmak için halkını yiyebilir, çocuğunu yiyebilir. O yüzden Machiavellist felsefe bugün bile de dış politikada etkili bir felsefedir. Machiavellizmi unutmuyorsunuz. Nikola Machiavelli'nin Prens adı verilen kitabı da o dönemlerde ve günümüzde hala önemini korumuş ve korumaktadır. Da Vinci'ye gelince, İtalyan mucit, mühendis, ressamdır. Arkadaşlar, çok resmi tablosu vardır. Son akşam yemeği gibi şeyin, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son akşam yemeğini anlatan, onun gibi birçok meşhur eseri var. Bu ismi unutmuyorsunuz. Dahi derecesinde İtalya'da yetişmiş önemli bir mucit, mühendis, ressam kabul edilir. Kepler'e gelince, Kepler arkadaşlar modern gök mekaniğinin kurucusu kabul edilir ve gezegenlerin elips şeklinde hareket ettiğini keşfetmiş bilim adamıdır. Ki bu dönemin ünlü isimlerinden bir tanesi de arkadaşlar Tycho Brahe, onu da unutmayın, isim olarak Takviyeddin Mehmet'le denk gelir. Galileo'ya gelince arkadaşlar, Galile normalde arkadaşı gözlükçüydü. O gözlük yapabilmek için ya da gözleri kontrol edebilmek için teleskop kullanıyordu. O teleskobu aldı, biraz daha geliştirdi ve bunu astronomik amaçlarla kullandı. Astronomik amaçlarla teleskobu kullanan ilk bilim insanı da Galileo oldu. 16. yüzyılın önemli edebiyatçılarının ya da simalarından diğeri de İngiliz yazar. Daha çok İskoç İngiliz, biraz daha böyle İskoç İngiliz karışık o dönemlerde arkadaşlar. Thomas More'dur Ütopya adlı eseriyle ideal devlet anlayışını ortaya koymuş, kadın haklarından bahsetmiştir. Thomas More'u unutmuyorsunuz. Ütopya eserini belki de birçoğunuz okumuştur. Şimdi 15 ve 16. yüzyıllarda, 15 ve 16. yüzyıllarda bunların hepsi oldu. Yani Rönesans, coğrafi keşifler, Rönesans reform yaşandı. Coğrafi keşiflerin temelleri biraz daha 14. yüzyılda başladı. Ama etkileri 15 ve 16. yüzyıllarda oldu. Bunun sonucunda Avrupa'da bir ekonomik görüş ortaya çıktı. Daha çok bu 17. yüzyıldır. Bu ekonomik görüşün adı merkantilizmdir. Merkantilizm dediğin şey sömürgecinin o yüzyıllardaki çağdaş anlayışıdır. Merkantilist anlayışa göre senin güçlü olman Merkez Bankandaki ya da günümüz anlamdaki Merkez Bankası'nda ya da hazinendeki altın ve gümüş madenleri kadardır. Ne kadar altın ve gümüşe sahipsen o kadar zenginsin ve dünya siyasetinde o kadar etkilisin anlayışını doğurur. O yüzden böyle bir anlayışta ithalat sınırlandırılmış, ihracat son derece serbest bırakılmıştır. Coğrafi keşifler Osmanlı'yı doğrudan Rönesans ve reform ise arkadaşlar dolaylı bir şekilde etkilemiştir. Doğrudan olumsuz etkilemiştir. Tamam mı? Olumsuz. Dolaylı olarak ilerleyen yıllarda olumsuz etkilemiştir. Belki şu yaşandığı dönemde olumlu etkiledi, iç karışıklık çıktığı için, ama sonuçta Rönesans ve reformla Avrupa'da akıl çağı başlayıp akıl değer kazanınca, ilk önce akıl çağı sonra aydınlanma çağı tabii ki, akıl değer kazanınca yani Avrupa'da bilim ve teknik gelişmeler oldu. Yani müthiş silahlar icat edilmeye başlandı. Osmanlı bunun gerisinde kaldı. Maalesef ki bu da bizim toprak kayıpları yaşamamıza, ekonomik sorunlar yaşamamıza sebep oldu. Şimdi 17. yüzyıla gelince seri bir şekilde devam ediyoruz. 17. yüzyıl Osmanlı'da artık duraklama dönemi. Yani eski gücünü Osmanlı yitirmiş ve Osmanlı bu dönemde çok devletle savaştı. Kimle savaştı? İran, Lehistan, Rusya, Avusturya, Venedik'le savaştı. O zaman Osmanlı Devleti 17. yüzyılda 5 devletle savaştı. Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan'la savaştı. Tamam mıdır arkadaşlar? Ama
18. yüzyılda yine bu devletlerle savaş devam edecek ancak Lehistan'la savaş olmayacak. 17'de var ama 18'de yok. 1700'lü yıllarda yok. Neden? Çünkü Lehistan'ın toprakları Rusya, Avusturya, Prusya arasında paylaşılacaktır. O yüzden de Lehistan diye bir devlet olmayacaktır. Lehistan'ın bugünkü adı Polonya, Rusya'nın, Prusya'nın bugünkü adı Almanya. İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. Almanya'nın Polonya saldırısıyla başlamıştı. Arada da yani aslında Polonya sendromu, Polonya'nın bugünümüzde kullanılan kavram, iki arada bir derede kalmak gibi. Bir taraftan Almanya, diğer taraftan Rusya. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti 17. yüzyılda bu devletlerle savaştı. Peki bu devletlerle hangi antlaşmalar imzaladı? İran ile Nasuh Paşa, Seraf Kasrişirin. Ferhat Paşa'yı görmüştük. Engin'in sınırlarına ulaştı 1590. O 16. yüzyıl. Kasrişirin'le bugünkü Türkiye-İran sınırı çizilmiş oldu. Avusturya ile Zitvaturup Vaslar Kasarovça. Karlofça, çok özür arkadaşlar. Zitvaturup Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa üstünlüğünü kaybetti. Hatırlayın, neydi olay? Zitvaturup'ta 1606 Zitvaturup'ta Avusturya arşivindeki protokol bakımından Osmanlı padişahına denk oldu. Peki 1533 İstanbul'da neydi? Avusturya arşivindeki Osmanlı sadrazamına denkti. O yüzden şöyle diyebilir miyiz? 1533 İstanbul Antlaşması ile ele geçirilen Avrupa siyasal üstünlüğü 1606 Zitvaturup Antlaşması ile kaybedilmiştir. Niye? Çünkü tablo budur, tamam mıdır? Vasfar Antlaşması Osmanlı'nın Avusturya'dan son kez toprak kazandığı antlaşmadır. Osmanlı'nın Avusturya'dan son kez toprak kazandığı antlaşmadır. Tamam mı arkadaşlar? Yani kaybettiğini alma değil, taze toprak alma adına. Karlofça Antlaşması Osmanlı'nın Avrupa'da ilk defa büyük çaplı toprak kaybettiği antlaşmadır ki bu antlaşma, dikkat edin, işte Avusturya, Lehistan, Venedik'le imzalanacak Osmanlı ile bu devletler arasında ve Osmanlı ilk defa toprak kaybedecek büyük çaplı Avrupa'da ve Osmanlı gerileme dönemine girecek. Lehistanlı Bucaş Antlaşması, bu antlaşmayla Osmanlı, bunu söylemiştim size, Batı'da Engin'in sınırlarına ulaşacak. 1672 Bucaş Antlaşması'yla. Rusya ile Çehrin ve İstanbul Antlaşması imzalanacak. Çehrin Antlaşması Rusya ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma olacak. Diğer bir adı Bahçesaray Antlaşması'dır. 1681 tarihidir arkadaşlar. Şimdi biz Viyana kuşatmasında başarısız olduk. Yenildik. Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak kuruldu. Birazdan göreceğiz sizinle bunu. Karlofça Antlaşması, Avusturya, Lehistan, Venedik imzalandı. Rus elçisi Karlofça'ya gelmediği için onlarla ayrı bir antlaşma imzalandı. 1700 İstanbul bu antlaşmayla Osmanlı Azak Kalesi'ni Rusya'ya bırakmak zorunda kalmıştı. O zaman Osmanlı'nın 17. yüzyıl duraklama dönemi antlaşmaları bunlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bu Avusturya ve İran savaşları sorunludur. Ciddi son uzun Türk savaşları olarak geçer. Özellikle Avusturya ile yaptığımız savaşlar, İran'la da çok uzun savaşlar yaptık. Bu savaşlar bizim ekonomimizi çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Bizim tımar sistemimizi bozdu. O yüzden de bu savaşların etkisiyle Anadolu'da büyük kaçkınlar yaşandı. Yani köyden kente göçler oldu. Buna sebep olan temel olay da Celal isyanlarıdır. Bu Celal isyanlarının ciddi anlamda devleti zarara uğratması, bu savaşlar her ne kadar uzun sürse de Osmanlı'nın bu savaşları kaybetmesine sebep oldu. Böyle böyle bir sarmaldır bu. Sonuçta Osmanlı'da büyük kaçkınlar, köyden kente göçler oldu. Bu büyük kaçkınların nedeni olarak Celal isyanları gösterilir. Celal isyanlarının ilk başlangıcı da Yavuz Sultan Selim döneminde Bozoklu Celal olarak adla gösterilmiştir. Arkadaşlar, bu isyanların elebaşları Karayazıcı Deli Hasan Tahavül Ahmet Can Balataoğlu Kalenderoğlu'dur. Bazen şöyle bir soru sorabilirler. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi işte Celalilerdendir ya da Anadolu'da çıkmıştır? Mesela Yeniçeri'nin çıkarmış olduğu Patronu Halil isyanı ya da Vakayvakvakiye olayı ya da Edirne olayı ya da Kabakçı Mustafa isyanı, bunlar Celali ya da Anadolu isyanları değildir, İstanbul merkez isyanlardır. İkisini birbirinden ayırmayı bilin arkadaşlar. Şimdi Yeniçeri isyan, 2. Osman önemli. 2. Osman Genç Osman 1614-1618, özür, 1622, 14 yaşında tahta geçti. Genç Osman olarak bilinir. Osmanlı aslında ilk reformist padişahıdır. İlk ıslahçı padişahıdır. Fakat şanssız bir ömrü olmuştur. Şanssız bir son olmuştur. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Niye öldürdüler? Çünkü 2. Osman 1621'de
Hotin seferine, yani Lehistan seferine çıktı. Bu seferde Osmanlı tam başarılı oldu ama istediği başarıyı sağlayamadı. Bunun sebebi Yeniçerilerin düzensizliğiydi. Bu yüzden 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya kararı verdi. Bu Yeniçeriler tarafından öğrenilince Yeniçeriler isyan edip 2. Osman'ı tahttan indirip katlettiler. O yüzden bu isim çok önemli. Sorulabilecek sorulardandır. Dikkat edin. Şimdi Yeniçeriler tarafından çıkarılmış önemli isyanlar var arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi Buçuktepe isyanı. Hatırlayın. 2. Mehmet döneminde. Daha doğrusu 2. Murat döneminde de tahtta 2. Mehmet, oğlu Küçük Mehmet vardı. Şehzade Mehmet vardı. 2. Mehmet'in tahtı babasını bırakmasıyla sonuçlandı. Vakay Vakvakiye 4. Mehmet, Avcı Mehmet döneminde saraydaki 30 görevlinin çınar ağacına asılması olayıdır. Diğer bir adı çınar olayıdır. Edirne olayı 1703'te 2. Mustafa'nın tahttan indirildiği olaydır. Cebeci olayı olarak da geçer arkadaşlar. 3. Ahmet döneminde Patronu Halil isyanı 1730'da Lale Devri'ni bitiren isyandır. 1807'de Kabakçı Mustafa isyanı çıkmıştır. Bu isyanla 3. Selim tahttan indirilmiştir ve Nizam-ı Cedid yenilikleri son bulmuştur. 2. Mahmut'a lan yeter ettiniz deyip Vakay Hayriye dediğimiz olayla Yeniçerileri ortadan kaldırmış, yerine Asakir Mansure-i Muhammediye'yi kurmuştur. Şimdi 3. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Selim. Bunların üçü de zaten şu tahttan indirilip öldürüldü. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilen önemli padişahlardır. Şu Buçuktepe tamam önemli de Mehmet tekrar tahta geçti, Fatih Sultan Mehmet. O yüzden o değerlendirmeyi burada yapmıyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Bunlara dikkat edin, önemli. Yani ocak devlet içinken, devlet ocak için olmaya başlamış. Yani Yeniçerinin sayısı artmış, Yeniçeri olmak önem kazanmış. O yüzden de devleti tehdit etmiş zamanla. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda Ege'nin sınırlarına ulaştığı antlaşma, doğuda Ege'nin sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa, 3. Murat dönemi, batıda Ege'nin sınırlarına ulaştığı antlaşma Bujaş Antlaşması, 4. Mehmet dönemi. Bu İran'la, o Lehistan'la. Tamam mı arkadaşlar? Bağdat Fatih. Bağdat Fatih olarak bilinen padişahımız 4. Murat'tır arkadaşlar. Bağdat Fatih 4. Murat döneminde imzalanan hangi antlaşmayla bugünkü Türkiye-İran sınırı son şeklini almıştır? Kasçıcı'nın. 3. Mehmet arkadaşlar, şunu 4. Mehmet'in avcı olduğunu söylemiştik. Zaten bu da başını yaktı, tahttan indirilecek. Fazıl Ahmet Paşa Girit'i fethetti. Uyvar Kalesi'ni savundu. O yüzden de Fazıl Ahmet Paşa Girit Fatih, Uyvar Fatih olarak kabul edilir. 3. Mehmet şöyle tarif edeyim. Kanuni Sultan Süleyman, ondan sonra 2. Selim, ondan sonra 3. Murat, ondan sonra ise 3. Mehmet var. Hep babadan oğula bunlar. 3. Mehmet var. Kanuni Zeget var, seferi sırasında öldü. Hayatı savaşta geçmiş bir adam. 3. Selim ordunun başında sefere gitmedi. 3. Murat da ordunun başında sefere gitmedi. Ama 3. Mehmet ordunun başında sefere gitti. O zaman Kanuni'nin ölümüyle biten ordunun başında sefere gitme geleneği 3. Mehmet'e tekrar başlatıldı. 3. Mehmet arkadaşlar Haçova'da, 1596 Haçova'da Avusturya'yı perişan etti. Eğri Kalesi'ni fethetti. O yüzden kendisine Eğri Fatih unvanı verildi. Unutmayın bunu. Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşması'nda kazandığı siyasal üstünlüğü 1606 Zitvatorok Antlaşması ile kaybetti. Artık böyle mütekabiliyet, eşitlik prensibi geldi devletler arasında, Osmanlı ile Avusturya arasında tabii ki. Osmanlı Devleti büyük çaplı toprak parçasını kaybedip gerileme dönemine girdi. Ne ile? Karlofça Antlaşması'yla. Şimdi 1683'te Osmanlı Devleti Merzifonlu Kara Mustafa Paşa liderliğinde, Ser askerliğinde 4. Mehmet dönemi 2. Viyana seferine çıktı. Viyana'yı kuşattı. 6 ay sürecek savaş 16 yıl sürdü. Çünkü kuşatma uzayınca Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak oluştu. Kim var bu Kutsal İttifak'ta? Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya, Malta, Papa. Papa liderliğinde Rusya, Malta, Lehistan, Venedik, Avusturya bir araya geldi. Dedim, demin söylediğim gibi 6 ay sürecek savaş 16 yıl sürdü ve Osmanlı bu savaşı kaybetti. Tabii böyle bir savaş sebep olduğu gerekçesiyle de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi. Arkadaşlar ve Osmanlı Karlofça Antlaşması imzaladı bu devletlerle. Hatırlayın, Rusya ile İstanbul'u demiştim zaten. Karlofça ile Osmanlı Temeşvar ve Banatya ile Sarç, tüm Macaristan'ı, Avusturya, Podol, Ukrayna ile Hristiyan, Amora, Dalmatya kıyılarını Venedik'e verdi. Böylelikle Osmanlı
İlk defa Batı'da ilk defa toprak kaybederek gerileme dönemine girmiş oldu ve Avrupa'da Osmanlı'daki savunmadan kurtuldu ve Osmanlı'ya karşı saldırıya geçti. Yani Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi Karlofça Antlaşması'yla son buldu. Tamamdır arkadaşlar. Yani Osmanlı bundan sonra gerileyecek. Şimdi Karlofça Antlaşması'na bizim Reisül Küttab Mehmet Rami Efendi gönderildi. Mehmet Rami Efendi bu devletlerle masaya oturdu ve müzakere edildi. Önceden hiç müzakere edilmez, Osmanlı dikte eder, anlaşma imzalanırdı. Ben böyle bir anlaşma istiyorum derdi. O zaman ona göre anlaşma yapılırdı. Müzakere edilerek imzalandı bu. O yüzden de Osmanlı'nın ilk kez müzakere ederek imzaladığı antlaşma Karlofça Antlaşması oldu. Bu da şu anlama gelir: artık antlaşmalarda müzakereler değer kazandı. Bu da Seyfi sınıfının önemini kaybetmesine, Kalemi grubunun önem kazanmasına sebep oldu. Reisül Küttab, yani Dışişleri Bakanı olan Mehmet Rahmi Efendi bu müzakeredeki yeteneğinden dolayı sadrazamlığa getirildi ve ilk defa bir Kalemiye grubu üyesi sadrazam oldu. O da kim? Mehmet Rami Efendi. Şimdi Karlofça imzalandığında başta 2. Mustafa vardı. Arkadaşlar, 2. Mustafa Karlofça'dan bir yıl önce 1698'de Zenta seferine çıktı. Bunlara karşı savaşmak amacıyla. Kaybetti tabii savaşı. Bu tarihten sonra bir daha hiçbir padişah ordunun başına sefere çıkmadığı için 2. Mustafa ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı oldu. Bunu da unutmuyoruz. 17. yüzyılda en çok hangi alanlarda ıslahat yapıldı? Arkadaşlar, biliyorsunuz Osmanlı'da kurumların bozulmaya başladığı dönem duraklama dönemidir. 17. yüzyılda doğal olarak da ıslahatlar 17. yüzyılda başlamıştır ve en çok mali ve askeri alanda yapılmıştır. Islahatçılar bunlardır, unutmayın. Kuyucu Murat, Tarhuncu Ahmet, Köprülüler, 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet. Bunlar devlet adamları, bunlar da padişahlar. Bunlar duraklama dönemi. Asla bunu 17, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl padişahlarıyla karıştırmayın. Yani şöyle bir soru sorabilirler: aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahçılarından değildir? Bunlar 17. yüzyıl ıslahçılarından. Arada 3 araya 3'ün Selim'e attığında olmaz, o 18. yüzyıl çünkü. Bu ıslahatların özelliği nedir? Yükselme dönemi örnek alındı. Yani yükselme ihtişamını yeniden yakalamak için yapıldı. Demin söyledim, mali ve askeri alanda yapıldı. En çok asla Avrupa örnek alınmadı. Avrupa örnek alınmadıysa bu şu anlama gelir: Osmanlı Avrupa'nın üstünde henüz kabul etmedi. Yüzeysel, köklü değil, sorunlara gerçek çözümler bulunamadı. Islahatlar halka dayanmadı, tepeden indi. O yüzden ıslahatlarda baskı ve şiddet kullanıldı. Yeniçeriler bu ıslahatları engelleyen kesim oldu ki Yeniçeriler engellerken Yeniçeri'ye ulema, din adamları da destek verdi. Arkadaşlar, o yüzden ıslahatlar padişahın ömrüyle ya da yapan kişinin ömrüyle sınırlı kaldı. Bu nedenle devlet politikası haline gelmedi. Yani köklü, radikal, Avrupa tarzı değil bu dönemin ıslahatları. En reformist de burada arkadaşlar 2. Osman. 4. Murat'ı da hatırlayın. Koçi Bey, Katip Çelebi 4. Murat'a raporlar hazırlamıştı. Ben ismini söylemiştim önceki dersimizde. Şimdi 17. yüzyılda sorunların tespit için Koçi Bey ve Katip Çelebi'ye, demin söylediğim, rapor hazırlatan padişah 4. Murat'tır. Rapor hazırlatıyorsa köklü işler yapacak ama maalesef olmamış. Osmanlı Devleti'ne ilk defa denk bütçeyi hazırlayan 4. Mehmet döneminin, 4. Mehmet döneminin önemli devlet adamı Tarhuncu Ahmet'tir. Denk bütçe, modern bütçe ilk defa Tarhuncu Ahmet döneminde uygulanmış arkadaşlar. İltizam yaygınlaştırılmış, saray masraflar azaltılmış. Yani Yeniçerilerin gazabına bu da uğramış tabii ki. Saray dışından evlenen ve ilk defa Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen reformist Paşa Genç Osman, 2. Osman. Takşiş ne demektir? Takşiş, Osmanlı'daki enflasyonla da Osmanlı parasının değer kaybetmesidir arkadaşlar. Paranın alım gücünün düşmesidir. Diğer bir ifadeyle altın paradır Osmanlı parası. Sen saf altına, 24 ayar altına bakır karıştırırsan paranın değerini 24 ayardan 18 ayara, 14 ayara düşürmüş olursun. Bu da paranın alım gücünü düşürür. Bu takşiş ya da enflasyon. Diğer ifadesi de şudur: paranın etrafını kırparsın şöyle. Doğal olarak kırpma hareketine de Osmanlı'da takşiş adı verilmiştir. O zaman takşiş varsa parayı düzenleme var, alım gücünü değiştirme mantığı vardır. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile ilk defa büyük çaplı toprak kaybı yaşadı. Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak kuruldu. Demin söyledim bunu. Arkadaşlar, gerileme döneminde Osmanlı'nın yaptığı ilk icraat kaybettiği toprakları geri almak oldu. Hatırlayın, Karlofça imzalandığında 2. Mustafa vardı başta. 2. Mustafa
Edirne olayıyla baştan indirildi. Yerine 3. Ahmet geçti. Lale Devri'nin padişahıdır 3. Ahmet. 3. Ahmet geçti. 3. Ahmet döneminde kaybedilen toprakları geri alma politikası izlendi ve Rusya'ya saldırıldı. Rusya'ya karşı galip geldi. Baltacı Mehmet Paşa galip geldi. Hatta İsveç'e saldırmıştı Rusya Poltava Savaşı ile. İsveç Kralı Demirbaşları bizden yardım istedi. Hem İsveç'e yardım etmek hem de Azağ'ı geri almak amacıyla 1700 İstanbul Antlaşması ile Azağ'ı kaptırmıştık. Geri almak amacıyla Osmanlı Rusya'ya saldırdı. Burada da galip geldi ve Prut Antlaşması imzalandı. Prut Antlaşması ile Azağ'ı geri alınca bu Osmanlı'ya diğer kaybettiği toprakları da geri alma ümidini verdi. Fakat Osmanlı Prut'tan sonra çok da başarılı olamadı ve Osmanlı bu tarihten sonra konjektürel ittifaklara yöneldi ve denge politikasını takip etti. Yani bir devlet bize saldırırken diğer devletin diplomatik desteğini kazanmak için özellikle Fransa ki daha sonra İngiltere ile ittifaklar yaptı. Arkadaşlar Osmanlı 18. yüzyılda hangi devletlerle hangi antlaşma imzaladı? Rusya ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı. Azak Kalesi'ni Rusya'ya verdi. 1711 Rusya ile Prut Antlaşması'nı imzaladı. Azak'ı geri aldı. 1718 Avusturya ve Venedik'te Pasarofçı Antlaşması'nı imzaladı. Avusturya'ya Belgrad'ı bıraktı. Venedik'ten Mora'yı aldı. Bu antlaşmanın imzalanmasında İngiltere ve Hollanda etkili olduğu için gördünüz mü ittifakları, dengeyi? Etkili o askeri denge değil ama konjektürel ittifak olarak denge. İngiltere ve Hollanda etkili olduğu için bu iki devletin kapitülasyon hakkı genişletildi. Pasarofça'dan sonra Osmanlı Avrupa'da iki devletle birden savaşamayacağını, iki devlete karşı galip gelemeyeceğini anladı ve Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek Lale Devri'ne girdi. 1724 İstanbul Antlaşması İran'a karşı Rusya ile imzalanan bir ittifak antlaşmasıdır. Biz ilk defa Rusya ile bir ittifak antlaşması imzaladık. Rusya ile imzaladığımız ittifak antlaşması 3 tane. İstanbul 1724, Hünkariskelesi 1833 ve Moskova Antlaşması 1921 o Atatürk dönemi. 1732'de İranlı Ahmet Paşa yine 1746'da İranlı Kerdan Antlaşması imzalandı. Kasşirin aynen kabul edildi. 1774 yılında Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı ki bu dönemin yani 18. yüzyılın en tehlikeli en önemli antlaşması bunu göreceğiz ileride. 1779'da Rusya ile Aynalı Kavak, 1792'de Rusya ile Yaş imzalandı. Yaşla Osmanlı gerileme dönemine girdi. Bu arada Zişto Antlaşması'nı Avusturya ile imzaladı. Şimdi önemli bilgileri burada göreceğiz sizinle. 1711 Prut Antlaşması, şunu ben düzgün yazayım, harfi yazamamışım orada. Prut Antlaşması İran'la imzalandı ve bu antlaşmayla Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı ve Rusya'nın elçisini İstanbul'dan postaladı, hatta boğdurdu, postalamadı bile. 1718 Pasarofçı Antlaşması Avusturya ve Venedik ile imzalandı. Osmanlı Avusturya Belgrad'ı kaptırdı. Venedik'ten Mora'yı geri aldı. Ama Osmanlı artık Avrupa'da savunmayı başlattı. Lale Devri'ne girdi. Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu kabul etti. Avrupa'ya ilk elçilikler Pasarofçı'dan sonra gönderilmeye başlandı. 1739 Belgrad Antlaşması. Arkadaşlar Osmanlı'nın 1736-1739 Osmanlı Avusturya Rusya Savaşı vardır. Şimdi Osmanlı bu savaşta Rusya'ya karşı yenildi ama Avusturya'ya karşı galip geldi. Fransa'nın araya girmesiyle Belgrad Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Osmanlı Avusturya'dan Belgrad'ı geri aldı. O yüzden Osmanlı'nın gerileme dönemindeki son kazançlı antlaşması Belgrad'dır. Burada yeni toprak almadı. Kaybettiği bir toprağı geri aldı. Bundan sonra Osmanlı bir daha kaybettiği toprağı da geri alamayacak. Ama Osmanlı Rusya'ya Azak Kalesi'ni bıraktı. Kaleleri yıkılarak ve böylelikle Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu onaylayan son antlaşma da Belgrad olacaktır. Çünkü bundan sonraki antlaşma Küçük Kaynarca olacak. Küçük Kaynarca antlaşmasıyla Rusya Karadeniz'de donanma bulundurma hakkına sahip olacaktır. Tamam mıdır? Ve Rusya artık imparator devlet olacaktır. Yani Rus Çarı Osmanlı padişahına ve Avusturya Arşidükü'ne denk olacak. Rusya'da büyük devletler safında yerini almaya başlayacak. O yüzden Rusya'yı imparator devlet yapan kişi Deli Petro'dur. Yani birinci Petro'dur. Fransa'ya bu yardımlarından dolayı kapitülasyon hakkı verilir. Daha doğrusu Fransa'nın kapitülasyon hakkı genişletilir. 1740 kapitülasyonları Fransa ile imzalanarak iki hükümdar arasında geçerlidir. İki hükümdarın ömrüyle sınırlıdır. Maddesi kaldırılacak.
Pardon ve 1740 kapitülasyonlarıyla kapitülasyonlar sürekli hale getirilecektir. Bu Osmanlı'ya çok büyük zarar verecektir. Osmanlı'nın sanayi inkılabını gerçekleştirememesindeki en büyük faktörlerin başında kapitülasyonlar gelecektir. 1768-1774 yılında Osmanlı-Rus Savaşı olacaktır arkadaşlar. Bu savaşın temel sebebi arkadaşlar Leh milliyetçileri sorunu, Leh milliyetçilerin Rus baskısından dolayı bize sığınmış olması. Ayrıca Rusya'nın sıcak denizlere inme düşüncesidir. Bundan dolayı savaş başlar. Rusya Baltık'tan dolanır. İngilizlerin desteğiyle Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girer ve Sakız'ın batısındaki Çeşme'de bulunan Osmanlı donanmasını yakar. Çeşme yangını olur. Ki dönemin padişahı 3. Mustafa'dır arkadaşlar. 3. Mustafa bu savaşta o kadar yorulur ki ilk defa iç borç alır. Osmanlı tarihinde ilk defa iç borçlanma 3. Mustafa döneminde yapılır. Osmanlı savaşı kaybeder. Kimse destek vermedi bu savaşta Osmanlı'ya. Arkadaşlar Osmanlı savaşı kaybeder ve Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanır. Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandığında başta 1. Abdülhamit var. 1774'te 3. Mustafa öldü. Yerine 1. Abdülhamit geçti. Hatta 1. Abdülhamit yanan donanmayı tekrar yapmak amacıyla Esham senedi uygulamasını başlattı. Yani iç borçlanmaya devam etti Osmanlı. Peki Küçük Kaynarca'yla ne oldu? Kırım bağımsız oldu. İlk defa bir Müslüman toprak parçası elden çıktı. Oradan göçler olacaktır yavaş yavaş Anadolu'ya. Arkadaşlar ancak Kırım halkı Dinaç'tan halifeye bağlı kalacaktır denildi Osmanlı. Halifeliği dinsel bir kurumu kendi çıkarı doğrultusunda siyasal anlamda kullandı. Osmanlı ilk defa bir devleti savaş tazminatı ödedi. Osmanlı Rusya'ya kapitülasyonlar verdi. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını ele geçirdi ve Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği bozuldu. Osmanlı Ortodoksların koruyuculuğu Rusya'ya bırakıldı ki bu Osmanlı'yı perişan edecektir. Çünkü artık Rusya bizim iç işlerimize karışma hakkına sahip olacaktır. Arkadaşlar o zaman Küçük Kaynarca Antlaşması çok tehlikeli bir antlaşma olmuştur diyoruz. Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile şeyi hatırlayın, Küçük Kaynarca ile Kırım'a bağımsızlık verildi. Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile Kırım Hanı Rusya tarafından seçilmeye başlandı ve 1792 Yaş Antlaşması'yla arkadaşlar Kırım tamamen Rusya'ya bağlandı. O zaman Küçük Kaynarca ile bağımsız oldu. Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile Kırım Hanı Rusya seçmeye başladı. 1792 Yaş Antlaşması'yla arkadaşlar Kırım Rusya'ya bağlandı. Tamam mıdır? Şimdi Grek projesi nedir? Grek projesi Rusya'nın Bizans yeniden canlandırma projesidir. İkinci Katerina'nın projesidir. Dakya projesi nedir? Arkadaşlar Dakya projesi Romanya, Macaristan, o coğrafyada büyük bir Dak imparatorluğu kurmaktır. Rusya ve Avusturya'nın projesidir. O zaman Grek projesi İstanbul'u Osmanlı'dan alma. Dakya projesi ise arkadaşlar Balkanları Osmanlı'dan alma projesi. Eflak bu adam zaten Romanya demektir. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu iki proje çerçevesinde savaş başlar. Osmanlı'ya savaş ilan eder Rusya ve Avusturya. Osmanlı Rusya karşısında yenilir. 1792 Yaş Antlaşması'yla Kırım'ı Rusya'ya bırakır ama bu süreçte bir olay oldu. Pardon, bir olay oldu. 1789'da Fransız İhtilali çıktı. Bu ihtilalin ortaya çıkardığı akımlar, işte bunlardan biri milliyetçiliktir. Avusturya'yı rahatsız etti. Çünkü Avusturya ciddi anlamda çok uluslu devlet milliyetçiliğe karşı tedbir almak istedi. O yüzden de savaşı bıraktı. Zişto Antlaşması ile 50-50 bir durum yaşandı. Eski sınırlara dönüldü. Yani ne Osmanlı Avusturya'dan toprak aldı ne de Avusturya Osmanlı'ya toprak verdi. O zaman Yaş Antlaşması'yla Osmanlı'nın gerilemesi bitti, dağılması başlamış oldu. Arkadaşlar 1798'de Napolyon ordu komutanı, Napolyon ordu komutanı nasıl bir cümle kurdum ya? Fransız ordu komutanı Napolyon Osmanlı'ya saldırdı. Mısır'ı işgal etti. Bu arada Napolyon bizim ya da Fransa bizim kadim dostumuz. Kanuni ile başlayan bir dostluğumuz var ve ıslahatlarda biz hep Fransa'ya örnek almışız ve Fransa'dan uzmanlar getirmişiz. O kadar iyiyiz. Yani şurası Fransa, böyle düşünün arkadaşlar. Aramız çok iyi. Şimdi Fransa geliyor Mısır'ı işgal ediyor. Napolyon burayı işgal ediyor. Niye işgal ediyor? Çünkü Napolyon'un en büyük rakibi İngiltere. İngiltere'nin en büyük sömürgesi Hindistan coğrafyası bu bölgede. İngiltere de buraya buradan gidiyor. O yüzden Fransa Mısır'ı ele geçirerek Doğu sömürge yollarını denetim altına almak istiyor. Yani sömürgeciliktir bunun sebebi. Bu savaşta Osmanlı'nın komutanı Cezzar Ahmet Paşa
Nizam-ı Cedid ordusu var Avrupa'yı tarzdaki ilk ordumuz Cezzar Ahmet Paşa. Bu savaşta Napolyon'a karşı galip geliyor. Peki nasıl galip geliyor Cezzar Ahmet Paşa? Çünkü bu savaşta İngiltere ve Rusya Osmanlı'ya destek veriyor. Nasıl destek veriyor? Askeri destek veriyor. Yani ilk defa iki devletin ordusu donanması Osmanlı'ya yardıma geliyor. Bu devletlerin yardımıyla Osmanlı Fransa'yı Mısır'dan atıyor. Bunun adı resmen denge. Resmen denge başlamış oluyor ki Rus donanması Akdeniz'e gelirken Boğazlardan geçiyor. İlk defa Boğazlardan geçmiş oluyor. Arkadaşlar Osmanlı buradan bu iki devletin yardımıyla Napolyon'u Fransa'ya atıyor ve El Alişantlaşması'yla Mısır Fransız askerlerinden arındırılıyor. Osmanlı'ya tekrar bırakılıyor. Şimdi biraz da ıslahatlara bakalım. Arkadaşlar 18. yüzyıl ıslahatlarını 17. yüzyıl ıslahatlarını ayıran temel faktör 18. yüzyıl ıslahatları Avrupa'yı tarzda, Batılı tarzda, Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Şimdi 1718 Spasorovç Antlaşması ile Lale Devri başladı. Lale Devri ile Osmanlı ilk defa Avrupa'nın üstünlüğünü bir şekilde kabul etmiş oldu. Bu devrin ünlü siması, ünlü bilim adamı Yanyalı Esat Efendi'dir. Unutmayın, üçüncü öğretmen olarak bilinir. Yani dahi derecesinde hem pozitif bilimleri hem de dini ilimleri iyi bilen bir şahsiyettir. Unutmuyorsunuz, Lale Devri'nin ünlü ilim adamıdır. Arkadaşlar Lale Devri boyunca padişahlık yapan kişi 3. Ahmet'tir. 3. Ahmet isyanla başa gelmiş, isyanla gitmiş birisidir arkadaşlar. Demin söylemiştim size. Lale Devri'nin sadrazamı damat, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Ünlü şairi Nedim'dir, saray şairi. Minyatürcüsü Levni'dir arkadaşlar. Bu dönemde Osmanlı Avrupa'yı çiçek kültürü konusunda etkilemiştir. Ne oldu bu dönemde? İlk defa çiçek aşısı yapıldı. Çuha imalathanesi kuruldu. Tulumbacı Ocağı adıyla itfaiye örgütü kuruldu. Batı klasikleri Türkçe, Doğu Batı klasikleri Türkçe'ye çevrildi. İlk defa ilk Türk matbaası kuruldu ama bu matbaa devlet matbaası değildir arkadaşlar. Bu matbaa İbrahim Müteferrika ile Sait Efendi'nin kurmuş olduğu özel matbaadır ama Türk matbaasıdır. 1727'dir bu tarihten önce 15. yüzyılda İstanbul'da Yahudilerin, Rumların matbaası vardı. Osmanlı'da matbaa vardı ama Türk'ün değildi. O yüzden ilk Türk matbaası ya da ilk Türk özel matbaası Lale Devri'nde kuruldu. Avrupa'ya elçilikler açıldı ki ilk elçi 28 Mehmet Çelebi oldu. Bu konuda kafanızı çok karıştırmayın çünkü o müfredata henüz girmiş bir bilgi değildir arkadaşlar. 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderildi ama bu elçi geçici elçidir. Sürekli elçi değildir. Geri döndüğünde işte Avrupa'daki maketleri, resimleri getirdiği için Osmanlı'da barok rokoko tarzıyla, batı tarzıyla mimari eser başladı. Oradaki matbaayı İstanbul'a taşıdı. Oğlu İbrahim Müteferrika'yı, oğlu Sait Efendi İbrahim Müteferrika'yı yanına alarak matbaayı kurdu. İbrahim Müteferrika matbaayı bilen bir isimdi. Ama bu matbaada dini eserlerin basımı yasaklanmıştı biliyorsunuz. Neden? Hattatların, mücellitlerin, müstensihlerin varlığını korumak. Hattat yazan, mücellit ciltlerin, müstensih çoğaltan. Bunların haklarını korumak, bunların tepkisini çekmemek amacıyla dini eserlerin basımı yasaklandı. Bu dönem Patronu Halil İsyanı ile Yeniçerilerin çıkardığı Patronu Halil İsyanı sona erdi. Ulema da bu isyana destek verdi. 3. Ahmet tahttan indirildi. Nedim kaçarken damdan düştü, hayatını kaybetti. Arkadaşlar Avrupa'ya gönderilen ilk elçimiz 28 Mehmet Çelebi'dir. Paris'e gönderilmiştir. En ünlü eseri Sefaretname'dir. Sefaretname elçinin yazmış olduğu eserdir ki bu eser Osmanlı Batı'ya açılan ilk penceresi olarak kabul edilir. O matbaada basılan ilk eser Vani Bey'in sözlüğü olan Van Kulu lügatıdır. Demin söylemiştim, hatırlayın şunları. Birinci Mahmut döneminde ne oldu? Birinci Mahmut döneminde ilk defa arkadaşlar Avrupa'dan uzmanlar getirildi. Ki gelen uzman Comte de Bonival ama devşirildi. Kumbaracı Ahmet adını aldı. Peki ben Avrupa'dan uzman getirdiysem, yani askeri uzman getirdiysem, ben Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul ediyorum demektir. Avrupa elçilik açıyorum, diplomatik üstünlüğünü kabul ediyorum. Matbaa getiriyorum, teknik üstünlüğünü kabul ediyorum. Burada askeri teknik üstünlüğünü kabul etmiş oluyorum. İlk gelen uzman da bu. Peki bu askerse o zaman Osmanlı Avrupa'nın askeri üstünlüğünü kabul etmiş oluyor. Ve ne yapılıyor? Fatih döneminde kurulan Humbaracılığı ıslah ediliyor. Daha çalışabilir, daha rantabil hale getiriliyor. Ordu bölük tabur alay olarak yeniden düzenleniyor. Ve asla unutmayın kara mühendishanesi, kara subayı yetiştirmek amacıyla kara mühendishanesi
açılıyor. 3. Mustafa dönemine geldiğimizde yine Avrupa'dan uzmanlar getiriliyor. Baron de Tocqueville getiriliyor arkadaşlar. Bu devrin ünlü sadrazamı, ıslahçı sadrazamı Koca Ragıp Paşa. Ne yapılıyor bu dönemde? Asla unutmayın. Mühendishane-i Bahri Hümayun kuruluyor. Yani deniz mühendishanesi, deniz subayı yetiştirmek amacıyla okul açılıyor. Sürat Topçu Ocağı kuruluyor ve ilk defa iç borçlanmaya bu dönemde gidiliyor. Küçük kaynarcıdan önce söylemiştim bunu size. 1. Abdülhamit döneminde yine Koca Ragıp Paşa artı Halil Sadrazamı Halil Hamit Paşa var arkadaşlar. Bu devirde Yeniçeri Ocağı disiplin altına alınıyor. İstihkam okulu açılıyor. Esam senedi uygulaması başlatılıyor ki Esam senedi Osmanlı'da kağıt paraya geçişin başlangıcı kabul edilir. Ki kağıt para kaime o Sultan Abdülmecit dönemi. 3. Selim dönemine geldiğimizde, çok pardon mikrofona vurdum bu arada. 3. Selim dönemine geldiğimizde arkadaşlar bu devirdeki ıslahatlar radikal ıslahatlar olarak kabul edilir. Yani Osmanlı ilk defa radikal köklü ıslahatlar devlet kademesinde ıslahatlar 3. Selim'le başlar. Nasıl yani hocam? Çünkü 3. Selim meşveret meclisini kurmuş. Divan önemini kaybetmiş bir meşveret meclisi açmış. Meşveret meclisine raporlar hazırlatmış. O raporlara layihalar diyoruz. Layiha diğer bir ifadeyle rapordur arkadaşlar. Bu raporlar doğrusunda ıslahatlar yapmış ve yaparken Fransa örnek almış. Ne yapmış mesela? Bir Nizam-ı Cedid adıyla bir ordu kurmuştur ki bu ordu Osmanlı'da Avrupa'yı tarzda kurulan ilk ordudur. Nizam-ı Cedid hem kurulan ordunun adıdır hem de 3. Selim döneminde yapılan ıslahat döneminin adıdır. Nizam-ı Cedid yeni düzen demektir. Bu ordu eğitimli ordu olacak, masraflı ordu olacak, kılık kıyafeti Avrupa'ya göre olacak. Bunun için ayrı bir şey açacaksın. Yani bunların barındığı, eğitim gördüğü yer açacaksın. Masraflı bir olduğu için artı bir hazin açılmış. Irad-ı Cedid yeni hazin açılmış arkadaşlar. Şu mühendishane-i Berri Hümayun vardı ya, kara mühendishanesi vardı ya, hendesane hatırlayın. 1. Mahmut döneminde geliştirilir ve bunun adı mühendishane-i Berri Hümayun olur. Yani kara mühendishanesi, asıl mühendishane-i Berri Hümayun açan 3. Selim'dir unutmuyorsunuz. Buradaki öğretmenler çoğu Fransa'dan gelen öğretmenler olduğu için bu okulun resmi dili Fransızca olur. Yani Osmanlı'da ilk defa bir ecnebi dil resmi dil olmuştur. O da Fransızcadır. Bunu asla unutmuyorsunuz. Bu dönemde devlet matbaası açılır. Hatırlayın 3. Ahmet döneminde Lale devrinde özel matbaa vardı. Bu dönemde Avrupa'ya ilk daim elçi gönderilir. Hatırlayın Lale devrinde geçici elçi vardı. İlk daim elçi ise Yusuf Agah Efendi'ydi. Londra'ya gönderildi. Tamamdır arkadaşlar. Ve kapitülasyonların etkisini azaltmak için yerli malı kullanımı teşvik edildi. 3. Selim çok şey yaptı. İyi şeyler yaptı. Nizam-ı Cedid denildi bu döneme ama 3. Selim'in ömrü çok da uzun olmadı. 3. Selim 1807, hatırlayın bunu, Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi. Bir yıl sonra da katledildi arkadaşlar. Lale devrinde neydi? Barok Rokoko tarzı ile mimari eserler yapılmaya başlanmıştı. O zaman Avrupa'yı mimari tarzı bize 18. yüzyıldan itibaren girmeye başladı. O zaman 14, 15, 16 ve 17. yüzyıllarda Batı'nın etkisi yok. Yani Sultanahmet, ondan sonra Topkapı, Selimiye, Süleymaniye camilerinde, Fatih Camii külliyelerinde Avrupa'nın etkisi yoktur ama Avrupa'nın etkisi olan belli başlı mimari eserlerimiz vardır. Avrupa'nın etkisiyle yapılan ilk sivil mimari 3. Ahmet Çeşmesi, Avrupa'nın etkisiyle yapılan ilk dini mimari Nuru Osmaniye Külliyesidir. Bunların hepsinde Avrupa'nın etkisi vardır. 19. yüzyılda Avrupa ve Türk karışıktır. Eklektik mimari olarak geçer. Tamamdır arkadaşlar. Böylelikle 3 üniteyi de bitirmiş olduk. Hadi bakalım mola biraz dinlenin, gerekirse yeniden bakın, notlarınızı alın.